Evet sevgili seyirciler, biraz önce Aydemir Bey'in serasını gezdik ve sorunlarını dinledik. Daha çok köylümüz burada seracılıkla şimdilerde geçimini sağlıyor. Ama pek çok sıkıntısı var. Biraz teşvik edilmesi gerekiyor. Bu konuda da yetkili kişilere seslendik ve kahvemizde röportajlarımıza devam ediyoruz. İncirli Ova Şoförler Odası Başkanı mısınız? Siz Karabağ köyündensiniz. Burada doğdum, büyüdüm. İşte iki dönem numara İncirlioğlu'da Şoförler Odası Başkanı görevini yapmaktayım. Seçimden geldim. Bunun yanında burada kendi biraz... Aynı zamanda şoförsünüz. Şoför. Ben de şöyle. Kendi aracım var. Gerçi şu anda yok, sattım da. Bak gene de alma niyetim var. Biz köydeyiz. Onlar ekseriyeti İncirlioğlu'da olduğumuzdan İncirlioğlu'da şoförlerin sorunlarına ilgileniyoruz. Onlarla yaşıyoruz. Pek köylerin pek ilgimiz olmuyor yani. Ama ara sırada yine. Çiftlik diyor burada. Çiftçilik yapıyoruz. Ekiyoruz, dikiyoruz bir şeyler. Bu sene ben de kurdum bir sera. İşte onun hazırlığını yapmaya çalışıyorum yani. Seracılık artık giderek burada gelişiyor. Gerçi bizimki büyük bu büyük seralardan değil de bizimki yapma sera yani. Kendimiz tünel biçimde yapıyoruz. Tabii ileride bunu değiştirebiliriz. Onu evet, geleceğinizi seracılıkta görüyorsunuz değil mi? Tabii. Şey, insan geçimini sağlamak için gün geçtikçe değişiyor yani o işe. Çoluk çocuk bakıyoruz hepimiz aynı şeyle. Böyle şey. Arazi yeterli olmadığı için. Biraz önce 67 dönüm mü dediniz köyün arazisi? Yani yerli yabancı köylülere ait demek değil bu da. Yerli. Bölgede. 67 dekar seranın bulunduğu söyleniyor. Yani. Başka bir şey değil. Yani hepsi bu Karabağlıların demek değil. Bunun içinde İncirlioğulları'nın da olabilir. Var, Erbeylilerin var, Akçeşmelilerin var. Hepsi bizim değil. Evet. Bu arada ben bütün bu Erbeyli'ye gezdim, Akçeşme'ye gittim, Gerenkova. İncirlioğulları'nın pek çok köyüne gitmişim. Sizinki biraz geç kaldı. Biz bekliyorduk öyle. Biz bekliyorduk. Acaba ne zaman bize sıra gelir diye. Görmedik yani. Bu. Daha önce gelin gitmiş ya. Bir ara yazın gelin gitmiş. Falan mı da çekime gittiniz? Hayret dedim ya bu... İncirlioğlu'ya yani 4 kilometre yakınında köy unutuldu galiba biz herhalde. Unutulmadı. Şimdi Palamut köylüleri sorunlarını gündeme getirilmesi için sürekli telefonla aradılar. Biz Aydın'ın köyü değiliz ama daha çok Aydınlıyız. İşte Aydın'dan bütün her işimizi görüyoruz. Bunu gündeme getirin dediler. Hakikaten de biz birkaç sene oluyor yani 2-2,5-3 sene oluyor. Bu nedenle gittik. Palamut Arpa Dere'ye çekimi gittiniz ama... Nasip bugüneymiş bizim. İnşallah bu sözlerimiz daha uzaklara gider. Fersah fersah uzaklara gider de bir faydası olur. Güzel gitsin diye yapıyoruz ve gündeme getiriyoruz. Sizlerin sorunlarını çözümlemek, bu çözümde aracı olmak üzere buradayız. Bu bizim vazifemiz. Aynı zamanda diğer köylerimize, aydınlara, ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza, sizi tanımayan, köyümüzü tanımayan vatandaşlarımıza da sizleri tanıtmış oluyoruz. Bu sayede mesela sizin televizyonun sayesinde mesela Aydın, bizim kendi televizyonumuz sayılır ya, bunun sayesinde biz çok köyleri tanıdık yani. Aşağı gitmesek de yüz yüze geldik sayılır, gelmiş sayılır yani. Şimdi az önce dedik ki Balamut, Arpı Deresi köyüde İncirlioğlu'ya bağlansın falan gibisine. Bu geçen dönem biz kaymakamlıkta toplantı yapıldı. Kaymakam, büyük şeyler. Tabi bu toplantıya ben de katıldım orada. Görevli olarak. Biz aramızda imza topladık. Bütün yükseklere gitsin diye. İncirlioğlu'ya bağlandı denildi o zaman. Hatta sonra İncirlioğlu'da o bu incir güzeli yarışmasında şey oldu. Milletvekili o zaman açıklandı. Palamut'ta Arpa Deresi İncirlioğlu'ya bağlanmıştır diye bir açıklık getirdi. Fakat bu halen daha bilmiyorum bağlanmadı herhalde. Gerçi bunların İzmir, işte... İzmir izin vermiyormuş. Buradan Aydın'dan il encümen kararı çıktı. Fakat İzmir'den de aynı şekilde il encümen kararının çıkması gerekiyor. İzni olması gerekiyor bağlanabilmesi için. Öncülüğünü biz yaptık İncirlioğlu mesela. Biz Şoförler Odası Başkanı olarak mesela orada yaptık, görev yaptık. Kaymakamlık mesela aynısını öncülüğünü yaptı. Emniyet Müdürlüğü öylesine. İl Jandarma Alay Komutanı, Şehir Tabi Komutanı öylesine. Milliyetin Müdürlüğü öylesine. Hepsi biz bunun için olsun diye öncülük yaptık yani. Evet, bağlanırsa hem onların için hem bizim İncirlioğlu için daha iyi olur. Çünkü bütün alışverişler bunlar İncirlioğlu'dan görüyor. Yani haftada bilmiyorum ama ayda bir sefer tire giderlerse her hafta burada yani. Bütün Palamut köyünü destekleyen mesela bu civar köylerden imzalar falan toplansa
işte Palamut köyünün Aydın'a geçmesini istiyoruz. Bu köylülerin sorunlarının Aydın'da daha kolay çözümleneceğine inanıyor. Yani bir kamuoyu oluştursak belki faydası olur diye düşünüyoruz. Çünkü gerçekten sorun oluyor. Siz düşünsenize yani bir uzak bir yere gitmeniz gerekse, değil mi? En ufacık bir işte. Adam mesela şimdi oradan araç alıyor, geliyor bize kayıt yaptırıyor. Yakın daha bir şey, buraya göre daha iyi. Biz geliyor bütün işlere. Bizim işimiz oraya olmuyor, buraya lan diyor. Geliyor. Bizlerle daha iç içeler. Yani, tabii iç içe devamlı her zaman yüz yüzeyiz onlara. Aşağı yok, her gün sayılır yani. Bizim kadar, İncirlovalılar kadar tanımaz. Arpadere'yi, Palamut'a. Treller, İncirlovalılar kadar tanımaz yani. Mümkün değil. Çünkü her gün İncirlova'da onlar. Her gün İncirlova'da, Aydın'dılar. Ama Tire'ye belki yılda bir ya giderler ya gitmezler. Resmi işler olursa. Burada Palamut Köyü'ne de bayağı değindik programımız içerisinde. Evet, köy kahvesinde röportajlarımız devam ediyor sevgili seyirciler. Sizi tanıyalım. Ben köy halkından Nevzat Kaymak. Nevzat Bey, sizin nasıl geçiyor yaşamınız? Köyün bizden çok memnunuz. Güzel bir köy. Çok güzel. Tabiat güzelliği, Allah'ın verdiği. İnsanlar da öyle. Köyümüzde hiçbir hür yer olmaz yani. Aylarca aileni bırak gitsen hiçbir sorunum olmaz. Ben Almanyalıyım esas. İzmir'den İncirlova'da esas. Almanyalı mı? Yani Almanya'da çalıştınız. Kaç sene? 8,5 sene. Sonra ya, geldiniz. Kendi köyümüz burası. Peki Almanya'nın karşılaştırdığınızda Türkiye ile pek çok konuda belli şeyleri aştığını görmediniz mi? Var tabii. Orada sosyal haklar tamamen halledilmiş. Yani yapılacak bir işi kalmamış adamdan. Herkes kendi çalıştığını iyi biliyor. Bizde kimisi çalışıyor, kimisi beleşte yiyor. Türkiye'de o var yani. Bir düzensizlik var değil mi her konuda? Düzensizlik var. Bu da devlet büyüklerini kalıyor. İşte sistemin, Türkiye'de bir sistemin, devlet sisteminin oturmayışından meydana geliyor. Evet, evet. Onları hepsine şahit olduk olardı. Evet. Yeni geldim. Nereden geldiniz? Bu torun mu? Torun. Allah bağışlasın. Ha, demin buradaydım ben de. Fidan aldım, gittim. Onları diktim. Diktiniz mi fidanları? Oh ne güzel. Ha, diktim. Sağlıklı büyüsün inşallah. İnşallah, inşallah. Suladık. Siz falan. De mi diktiniz? Geldim hemen. Hemen diktim. Hemen diktim. Hemen götürdüm gittim diktim. Onlara ben hafif su verdim bak böyle. Hatta bir tanesini yer bulamadım. Bir kova vardı. Kovanın içini ters doldurdum. Ona hemen diktim oraya. Diktim. Siz de diktiniz. Ne güzel. İnşallah büyür sağlıklı bir şekilde. Sağ olun. Sizin sayenizde bir fidan sahibi olduk işte. Çok teşekkür ederim. Okuyacaksınız. Kitaplarımızı da okuyacaksınız. Tabii 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 tabii. Torunlarımızı okutacağız. Siz de okuyun. Biz de, bizim için var mı bir bilgi o da? Tabii ki. Yani merak ettiğiniz bir konuyu açıp bakacaksınız, öğreneceksiniz. Tabii. Ansiklopedilerden yararlanacaksınız. Bizim yani çoğu köy, bizim köy fakir insan. Kendi toprağı, toprağı yok çoğunu kişinin. Benim elimde 10 dönüm sera var ama bunun 4 dönümü ortak yapıyorum başka bir arkadaşına. Bunun 5 dönümüne icar almışım. 2 yıllığına bilmem ne. Yani bu risklere giriyoruz. Benim demek istediğim, yani ben bu devlet büyüklerimizde yahut da Aydın Belediye Başkanı'na yahut da İncirova Belediye Başkanı'na ben iş istemiyorum. Onun kapısına girip de iş istemiyorum. Ama bana gelsin, iş imkanı sağlasın. Ben kendi kendime nasıl serada icar alıyorsam, ortaklık yapıyorsam, kendi imkanıma, kendimi çabalamak için kazanmak istiyorsa ama bizim köyün içinde 30 yaşının üzerinde 20 tane bekar genç insan var. 30 yaşının üzerinde benim bildiğim 20 tane bekar insan var. Neden evlenemiyor bu? Fakirliği. Önünde işi yok, evi yok. Ama sizin belediyeyle bir ilişkiniz yok. Yani İncirlova Belediyesi İncirlova sınırları dahilinde. Yani kaymakam olarak size yardımcı olabilirler, kaymakamlık olarak, ama belediye başkanı olarak yardımcı olamazlar. Yani benim demek istediğim, yani bize iş imkanı, bu gençlere iş imkanı sağlansın. Mesela seracık mı veriyoruz? Tamam, sağlansın, ne güzel. Herkes bir faydalanıyor. İş sahası önünü iş açıyor. Mesela yeni duydum ben bunu. Sosyal yardımlaşma fonundan 20-25 tane koyun veriyorlar köyde. Gençler ne mutlu. Bak şu tavırda bizim et yoksa koyun yayılıyor. Ya yani bu da bir gençe iş koyunlar mı onlar? Hayır, bizim değil yani, köyün halkından bazı kişilerin. Hayır, ama işte bu köyün mü? Bu gençlere 30 yaşında 35 yaşına kadar önünde iş olmayan bir gence bu imkanı sağlansa daha o şey geleceği garanti altına alsa olmaz mı?
Yani demek istedim biz yani illa devlet dairesi yani olsun. Biz bir şeyler üretmeye hazırız ama biz de biraz destek bekliyoruz. Bu konuda yardım istiyoruz diyorsunuz. Evet. Yani biz illa devlet dairesi olsun diye bir kaydemiz yok yani. Ama bize bazı yönü yapabileceğimiz, biz buna besicilik mi, seracılık mı, ne gerekiyorsa biz buna yapabilecek herkese bir imkan sağlansın. Yani bunun en büyük sorunu bizim köyün sorunu bu. Yani bizim köyde 30 yaşın üzerinde 20 tane benim bildiğim kadarıyla bekar insan var. Neden? İmkansızlıktan. Evi yok, işi yok, sermayesi yok. Yani çok büyük sorunlar var yani. Köy halkı olarak bayağı sorunluyuz. Traktörle mi geldiniz siz? Hayır, servis arabasıyla. Ben bir traktör gördüm de orada. O ayrı geldi. Siz minibüste geldiniz. Ama sakın öyle traktöre falan binmiyorsunuz değil mi? Hayır, bilmiyorum. Servis aracınız var. Özel onunla geliyorsunuz. Aferin size. Dersleriniz iyi mi çocuklar? İyi. Çok iyi. Çok iyi. Kitaplarımızı okuyacak mısınız? Memnuniyetle okuyacağız. Memnuniyetle okuyacak. Şunlara bakın. Çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, her köyde rastlamasak da bazı köylerimizde yetenekli gençlerimize, yaşlılarımıza ya da çocuklarımıza rastlıyoruz. Ve onlara türkü şarkı söyletiyoruz. İşte bu köyde de Halil'in sesi güzelmiş. Bize ne söyleyeceksin Halil? Ormanlar yurdumda. Ormanlar ne kadar güzel. Bakın bizim getirdiğimiz fidanlara da uyum sağlıyor. Çok teşekkür ederiz. Fidanlarımıza bakacak mısınız Halil? Memnuniyetle bakmaya çalışacağız. Aferin Halil'e bak ne güzel konuşuyor maşallah sana. İşte Halil gibi düşünen, Halil gibi böyle akıllı çocuklarımız okudukça, ülkeye yararlı oldukça bu ülkenin sırtı yere gelir mi? Gelmez. Değil mi? Evet. Bu ülke için çalışacaksın, çabalayacaksın. Evet. Şimdi biz de dikkatle Halil'i dinleyelim ve bakalım bu anlamlı sözlerde, bu güzel seste neler veriyor bize? Şarkı mı söyleyeceğim şimdi? Hı-hı. Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa, can verir doğaya, ormanlar yurdumda. Bir tek dal kırmadan, ormansız kalmadan, her insan bir fidan, ormanlar yurdumda. Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa, can verir doğaya, ormanlar yurdumda. Bu kadar. Alkışlıyoruz Halil'i. Teşekkür ederim. Çocuklar, hep güler yüzle karşılarsınız beni. Hey hey, günaydın çocuklar, sabah akşam bıkmadan dinlersiniz beni. Dün gece düşündüğümde renkler olmasaydı yaşanmazdı bu dünyada. Kapkara bir dünyayı isteyenler var aramızda. Oyun ister bazen büyükler, tabancalar, kılıçlar, tüfekler, zevk meselesi bu karışılmaz. Tartışılmaz zevkler ve renkler sizin olsun. Bütün bu zevkler bırakın renkleri çocuklara. Hey, hey! Günaydın çocuklar. Siz hiç kırmızı bir ağaç gördünüz mü? Hey hey, günaydın çocuklar. Gökyüzü neden mavi düşündünüz mü? Başak sarı, çim yeşil, her şeyin bir rengi var. Değişmez doğanın dengesi. Mor, turuncu, sarı, eflatun, pembe, haki, çamur. Bu karışılmaz, tartışılmaz zevkler ve renkler sizin olsun. Bütün bu zevkler bırakın renkleri çocuklara. Müzik.
kaçmış tam silahları bırakırken. İçlerinden ikisi hemen karşı çıkmış, sonuçta onlar kazanmış. İkisinin de önünde birer düğme varmış. Biri yeşil, diğeri kırmızı. Bir, iki, üç demişler, basıvermişler. Ve sonunda dünya kapkaranlık olmuş. Tam istedikleri gibi. Evet sevgili seyirciler, 30 bin şehit verdik bu ülkede. 30 bin şehit PKK terörü uğruna verildi ve hiç suçsuz, kimisi çocuk, kimisi bebek, kimisi ülkemiz için savaşan askerlerimiz. İşte Karabağ köyünden de iki tane şehit vermişiz. Burada İncirlova şehitlerimiz diye bir takvim bastırılmış. Burada görüyorsunuz Jandarma Er Mehmet Dereli, Karabağ Köyü. Yine Jandarma Er Nusret Şen 1992'de şehit düşmüş Karabağ Köyü'nden. Mehmet Dereli'nin amcasıyla beraberiz. Mehmet ne zaman şehit düştü? Bundan 3-4 sene öncesinin şehit düştü. Ve üzgünüz. Ne bileyim, Apo'nun enerji kanlarının cezalandırılması istiyoruz yani. Evet. Yakalanması da büyük bir başarı aynı zamanda. Yani bir şehit ailelerine, hepimize, Türk insanlarına, hepimize yüreğine biraz su serpti yakalanması en azından. Bundan sonra yargı süreci başladı. En iyi şekilde yargılanıp cezasını, bu kadar kişiyi öldürmenin bedelini en ağır biçimde ödemesi gerekir. Evet sevgili seyirciler, burada röportajlar yaptık kahvemizde ve köyümüzün halkını sizlere tanıtmaya çalıştık. Biraz sonra hanımlar gelecek ekranlarınıza ama buradaki güzel çayları, ıhlamurları, meyve sularını hazırlayıp ikram eden kahvecimizi de tanıyalım istedik. Bakalım, her köy kahvesine giriyoruz, kitap köşesi oluşturuyoruz ama kahvecimizi de tanıtmaya çalışıyoruz. Kolay gelsin. Galatasaraylı olduğunu anladık. Galatasaraylı mısın? Evet. Adın ne? İbrahim. 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 Nasıl bildik ama senin Galatasaraylı olduğunu? Burada bir şey... Evet. Haydi aslanım benim. Şampiyon olacak mısınız? İnşallah. Fenerbahçe olacak gibi geliyor bana. Vallahi biraz böyle geliyor ama ne yapalım? Bu hafta da maç var. Biz bu görüntüleri verdiğimizde maç bitmiş olacak tabii. Evet. Ben aslında şahsen maçtan pek anlamam yani. Ben öyle gençlere asmadım ona. Yani onlara? Evet. Gençler için. Çok güzel. Cimbomlu aslında Ali abimiz var burada. Ha siz? O has cimbomlu. Siz has cimbomlu musunuz? Evet. Adınız? Ali Dereli. Ali Bey. Siz mi astırdınız burayı? Tabii arkadaşlara. Biz astırdık. İnşallah bu hafta derbi maçımız var. Galatasaray galip gelir. Biz de Fenerbahçeliyiz. Ne yapacağız? Hak eden kazansın. Peki şimdi ne diyelim biliyor musunuz? Maç bitmiş olacak biz bu programı yayınladığımızda. Kim güzel oynuyorsa hak eden kazansın. Tabii, tabii. Değil mi? Herkes için, Galatasaraylı da olsa, Fenerli de olsa, önemli olan centilmence maç yapmak. Maç bitmiyor. Seneye bir daha var, bir daha var, bir daha var ama dostluk, arkadaşlık bu maçlarda bozulmamalı. Değil tabii, mi? Tabii. Daha perçinlenmeli. Tabii. Onun için ileriki günlerde
Başarı diliyoruz her iki takımımıza, bütün takımlarımıza. En büyük Aydın Spor aslında. Tabii. Aydın Spor diyelim hadi çocuklar. Çocuklar teşekkür ediyorum. Evet, burada neler var, neler ikram ediyorsunuz bakalım. Orek var, erik var, vişne var, muzlu süt var. Kivi var. Evet, kivi var. Elma var, limon var, salep, kuşburnu, kahve, şeker, buradaki bulunan var yani. Her şey var. En çok ne içiliyor? En çok burada kahve içiliyor bizim. Evet. Türk kahvesi. Evet, Türk kahvesi içilir. Bir de normal çay. Salep, tarçın içilir. Suru tarçın. Tarçın da söylüyor onun içinde. Suru tarçın. Bunu Aydın'dan getiriyorlar. Evet. Biz burada hazır alıyoruz arkadaşlarla. Değişik bu da. Evet. İşler iyi mi? İyi, normal yani. İyi. Herkes de memnunuz yani köylümüzden. Kolay gelsin diyoruz. Şimdi biz güzel bir Türkiye armağan edeceğiz hem köyün çocuklarına. Hem yaşlısı, genci, herkese çocuğu güzel bir Türkiye armağan edelim. Sonra reklamlar izleyeceğiz. Ne izleyeceğiz? Reklamları izleyeceğiz. Nasıl ara verelim reklam için? Reklamlar açılmayı kaçırırsınız, üzülürsünüz. Üzülürsünüz, darılırsınız. Evet sevgili seyirciler, güzel bir türkü geliyor. Ardından reklamlarımız ve stüdyoda programımız devam ediyor. Daha sonra Karabağ köyünün hanımlarını tanıyacaksınız. Sakın bizden ayrılmayın. Ay hava var değil.
Sevgili seyirciler, nihayet yoğun yağışların ardından 120 gün sürekli yağan ve 120 gün yağışlı geçen yağmurlu, bol yağışlı günlerin ardından işte böyle güzel bir bahar gününde diyoruz, günlük güneşlik, Karabağ'ın hanımlarını evde değil de böyle bir sokak arasında onları sohbet ederken yakaladık. Hemen tanıyalım istedik Karabağ'ın hanımlarını. Merhabalar. Adınız? Hoş geldiniz. Adım Firdevs. Firdevs Hanım, evli misiniz? Evliyim. Kaç çocuk var? 3 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. 2 kız, 1 oğlan. Günleriniz nasıl geçiyor? İyi, çok şükür. Allah. Memnun musunuz hayatınızda? Hayır, ben sınıftakide oturuyorum. Burada değil misiniz? Buralıyım esas da. Annem hasta diye geldim ben. Misafirsiniz siz. Gideceğim şimdi. Araba bekliyoruz. Araba gelecek. Onu bekliyoruz. Gideceğiz. Firdevs'e selamlar gönderin. Selam. Sevgiler, selamlar. Firdevs Hanım, bütün hanımlara da soracağım. Yılda bir kere Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor. Biliyor musunuz? Haberiniz var mı böyle bir şeyde? Duyuyoruz. Siz de duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Neden kutlanıp duruyor bu günler? Tüm dünyada bugün kutlanıyor. Kadına sevgi, saygı duyduğu için gün. Kadın hakları bazı ülkelerde yeterince olmadığı için değil mi? Peki siz kendi haklarınızı kullandığınızı biliyor musunuz? Yani kullanabiliyor musunuz? Allah'a şükür işte. Elimizden geldik kadar kullanıyoruz. Ne yapalım? Birlikte harcıyorsunuz. Aydın'ın köylerinde böyle erkekler eşlerine hürmetkar, saygılı değil mi? Evet. Karşılaşıyoruz, beraber yiyoruz. Allah aşkına. Yani siz tarlada çalışıp beyiniz kahvede oturmuyor? Oturmaz. Bizle beraber onlar çalışıyorlar. Oturmazlar. Sizi tanıyalım. Ben Karabağlıyım, buralıyım. Adım Semiha Coşkun. Burada yaşıyoruz işte. Burada doğduk, buradayız. Allah'a şükür köyümüzde. Evet, evet, memnunuz. İçme suyunuz yokmuş. Yok, içme suyumuz yok. Köyümüzün arabası yok. Böyle sorunlarımız var gibi. Araba gidip gelen İncirlova'ya. Evet, öyle. Kaç çocuk var senin yani? 3 tane. Maşallah. Allah'a şükür. Hepsini... Buralar mı hepsi? Bir tanesini askeri yolladım. İşte evde yapıyor. Nasıl bugünkü gün haberini almadık. Allah kavuştursun diyelim. Hayırlı tezkereler. Teşekkür ederiz. Vatan borcunu yapmaya gitmiş. Evet, evet. Hastadın. Nerede yapıyor? Balıkesir'de. Balıkesir'de. Yakın sayılır, Ege'de. Evet, evet. Çok şükür. İyiyiz. Ne edelim? İşte uğraşıyoruz. Biz de bahçıvanlarla uğraşıyoruz. Beş birlik. İşte. Köyde yaşayan kadınlar olarak, kırsal kesimde yaşayan kadının sorunlarını, işte bunu aktarılmasını istiyor musunuz? Mesela böyle günler bu tür sorunları gündeme getirmek için de. Siz kırsal kesimde yaşayan bayanlar olarak ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Biz iletelim. En azından geldiğimizde böyle bunları iletme şansına sahip olun. Belki ileride aynı sorunları yaşamak zorunda kalmaz. Gelecek için herkes sağ olsun. Gün günü her şey tabii şey oluyor. Ne yapsana, millet akıllı oluyor öyle. Biz de öyle geçtik. Yeni nesil, kız çocuklarınızı okutuyor musunuz? Okutamadık. Okutamadık. Ağır bu sorun için işte. Okutamadık. Yine çocuklarımızdan elinden geldik kadar yolladık da. İlkokul mezunu. Oğlum birisi lise mezunu işte. Öyle. Demek ki en önemli şartlardan biri de eğitim değil mi? Kızlarımızı da, erkek çocuklarımızı da, kız çocuklarımızı da okutmamız gerekiyor ki bilinçli, köyde yaşayacaklarsa dahi bir vatandaşın eğitim görmesi halinde oyunu bilinçli kullanacaktır. Üretimini bilinçli yapacaktır. Eğitilmesi mutlaka gerekiyor. İlk öğretim en azından şimdi mecburi. Bu ilk öğretim şeyini, eğitimini alması gerekiyor. Evet, yakınınız var mı? Gelinsin ha. Ben diyecektim gelini misin diye. Nasıl kayınvalide gelin, iyi geçiniyor musun? Geçiniyorum. Adın ne? Hamiyet Coşkun. Hamiyet. Çocuk var mı? Var bir tane. 4,5 aylık. 3 aylık yine. Kız mı oğlan mı? Oğlan. Oğlan.
Allah bağışlasın. Peki Hamiyet, senin genç bir anne, böyle 4,5 aylık bir anne olarak ve köyde yaşayan, kırsal kesimde yaşayan bir kadın olarak sorunun neler? Geleceğim. Düşünmüyorum tabii. Geleceğim iyi olmasını düşünüyorum. Çocuğumu okumasından. Eşinle birlikte böyle planlar yapıyor musunuz gelecekte? Çocuklarımızı okutalım. O da öyle düşünüyor. İkimiz öyle düşünüyoruz. Okutmayı. İnşallah dileğiniz olur. Tanıyalım. Ben Saray Tuncay. Ben Sınar Tekeli'yim. Öyle mi? Siz de misafirsiniz. Beraber mi gel? Kızıyım. Şimdi araba bekliyoruz, biz de gideceğiz. Sizin köyünüz nasıl? Bizim köyümüz iyi. Havalar iyi mi orada? İşte aynı burası gibi. Biz pamukta şikayetçiyiz. Yarısı tarladı kaldı. Yarısını aldık. Yarısı kaldı. Ne yapalım? Kadın da olsa, erkek de olsa bazı sorunlar ortak oluyor değil mi? Yaşamsal sorunlar ortak oluyor. Evde olduktan sonra sorun paylaşıyorsun. Kadın olsun, erkek olsun. Sorun ortak oluyor. Öyle. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Biz tanıyalım. Rahime Kaymak. Rahime Hanım, Karabağlısınız. Karabağlı. Karabağ'ın 3 tane rivayeti var dediler. Adı niye Karabağ oldu dedik. 3 değişik rivayet anlattılar. Bir tanesi ve en önemlisi işte bir kadın eşkıyayı yakalamış. Bağlamış. Ya bağlamış. Yani sizin köyün kadınları çok mert. Evet. Çok mert oluyor. Yani bizim elimizden eşkıya bile kurtulmaz diyorlar. Tabii. Buraya eşkıya giremez. Giren mahvolur. Bağlarız. Gelenleri bağlarız. Gelenleri İşte Dünya Kadınlar Günü'nde Karabağ'ın hanımları böyle bir meydan okuyorlar. Tabii. Sizin konuklarınız varsındır Tekirdağ'dan bugün. Komşularımız var. Artık komşularımıza gelmiş misafir. Oğlu askere gitti. Böyle havalar güzelleşince köylüler birbirinize gidip gelmeye başlıyorsunuz değil mi yakın köye? Yani şimdi iş olduğundan, iş çok olduğundan fazla birbirimizi arayamıyoruz. Yağmurda yağışta iş yapamadınız. O günlerde daha çok birbirimizi arayıp soruyoruz. Şimdi şu anda işe gidiyoruz, zeytine gidiyoruz. Zeytinler daha bitmedi. Bitmesi gerekirdi yağmurlardan. Bitmedi zeytinler. İşte zeytine gidiyoruz. Artık sera işiyle artık... Seracılık bayağı burada ilerlemiş. Bayağı iyi para kazanıyorsun. Evet kazanıyorlar. Yapanlar biz yapmıyoruz. Biz ne bileyim bir beyimleyin, 2 kişiyiz. Çocuk yok mu? 2 tane oğlum var, evli. Biri Almanya'da, biri İncelova'da evli. Almanya'da da var. Evet, 1 tane torun var. Kızım Allah bağışsın. 19 yaşında kızım vardı, öldü, vefat etti. Neden? Özürlüydü. Artık ne bileyim, artık vadisi geldi. Akraba evliliği var mıydı? Evet, dayımın oğlumla evliyim, evet. Biliyorsunuz akraba evliliklerinde risk. Ne bileyim, onunla bir sorumluluğumuz yoktu. Doktorlar hiç öyle bir akrabalık şeyi görmediler. Geçirdiği ateşli hastalıktan çocuklar kaldı dediler. Ondan normal kaldı. Doğdu. Normal doğdu. 7 aylık olduktan sonra. Ateşli hasta havale sonucu oldu. Evet, havale sonucu. Bağırsak enfeksiyonu oldu. Ondan sonra da işte 19 sene çektik. Daha da yaşasaydı çekseydik çocuğumuzu yine. Evlat acısı çok zor. Başınız sağ olsun. Ama o da yaşamını herhalde zor şartlarda sürdürüyordu değil mi? Konuşamıyordu, yürüyemiyordu. Her şeyini ben karşılıyordum. Her şeyini. Allah rahmet eylesin diyeyim artık. Nur içinde yatsın. Peki Dünya Kadınlar Günü'nde takip ediyor musunuz medyadan falan? Neden yapılıyor? Neden Dünya Kadınlar Günü? Siz de bir kadınsınız. Kırsal kesimde yaşıyorsunuz. Tabii sorunlarımız oluyor. Tabii işte bir gün yetiyor mu ya da anlatabiliyor musunuz? Ya da duyduğunuz zaman neler düşünüyorsunuz? Vallahi tabii yapamadığımız için üzülüyoruz. Gerçi şehre karşılık köy yerini kırsal kesimlerde istediğimiz olmuyor tabii. Ne yapsan ne bileyim köy erkekleri daha biraz kısıtlı oluyor her şeye, her bakımdan. Ondan yapamıyoruz fazla. Yani erkeklerin belli haklara daha fazla sahip olmaları, söz sahibi olmaları, işte bu kadının ezilmişliği. Fakat Batı toplumunda yani Batı köylerinde biraz daha iyi. En azından işte doğuda gördüğümüz imam nikahıyla üstüne kuma alma gibi bir olay yok. Yani böyle değer veriliyor tek hanımıyla bir yuva götüren. Bizim buraları daha çok iyi. Hani erkeğimizle anlaşmak bakımından, şey bakımından çok anlayışlı erkeklerimiz. Hani yardımcı oluyorlar size. Tabii. Her bakımdan. Birlikte çalışıp birlikte harcıyorsunuz, kazanıp birlikte. Kur emeklisi çalışmıyor. Biz bulunursa komşulara gidiyoruz işte yardıma. Öyle başka bir sorunumuz yok şimdi şu anda.
size çiçek getiriyor mu özel günlerde? Tabii, tabii getirir. Getirir mi? Getirir. Gördünüz mü karaboğul erkekli? Öyle mi? Çiçek getiriyor musunuz hanımınıza? Getirirmiş, bakın tebrik ediyoruz size. Paylaşırız beyimle. Ne kadar şanslı bir kadınsınız. Tabii çok memnunum beyimden. Bilmem artık o benden memnun mu, ben memnun. Memnun ki getiriyor çiçek gönlünüzü almak için değil mi? Tabii, tabii. Bu diğer beylere de örnek olsun diyoruz. Yani çiçek belki sembolik bir şey ama hanımlar böyle güzel, zarif şeylerden 40 yılda bir de olsa hoşlanır. Yani 40 yılda bir de senede birkaç gün hatırlayıp, illa özel bir günde değil, işte bugün senin için çiçek getirdim diye bir gönül alma babından getirseler hoşuna gider hanımların yani, değil mi? Daha güzel yemekler pişirirsiniz. Bak şeyden memnun kalıyorlar, her şeyi. Her bileyim, şeyden mutlu olur. Mutlu oluyoruz, evet, evet. Teşekkür ediyorum. Sizi tanıyalım. Uçar'dan geldim. Uçar. Konuklarımız çok. Uçar'ın Dedeköy'ünde. Dedeköy'e gittim ben. Dedeköy'e gittim. Orada bir yatır vardı. Dede. Bilal dedi. Orada çekimlerimiz olmuştu. Siz gelin mi geldiniz yoksa gezmeye mi geldiniz? Gelin geldik. Gelin geldik. Artık Dedeköy'lü değil, Karabağlı oldunuz. Karabağlı. Arada bir gidiyor musunuz Dedeköy'e? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyor musunuz? Hangisi daha güzel? İşte burası güzel. Şimdi doğduğun yer bak, doydun. Adınız neydi? Kıymet. Kıymet Hanım, şöyle çıkarsak daha güzel çıkarız. Karşı kameraya bakmamız gerekiyor. Şimdi İsmail bizi çekeceğiz diye böyle oraya buraya gidiyor. Çocuk var mı? Var, iki tane. İki tane kızım var. Biri birinci sınıf gidiyor, küçük büyük beşinci gidiyor. Beşe gidiyor. Okutacaksınız onları değil mi? Bilmem nasıl yapıştı. Belli değil. Çıksın bakalım beşten de. Sizin beyiniz size önem veriyor mu, değer veriyor mu? Tabii tabii, vermez mi hiç? Veriyor. Çiçek getiriyor mu? Getiriyor. Getirmese bile getiriyor diyecekler şimdi. Kıymet Hanım, bu Dünya Kadınlar Günü kutlanıyordu. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani size kırsal kesimde yaşayan kadınların sorunları yeterince dile getiriliyor mu? Ya da neden bugün böyle kutlanıyor falan diye düşündüğünüz oluyor mu? Neden hiç öyle bir şey düşünmedik? Böyle bir şey gelmedi aklınıza, düşünmediniz. Annenle birlikte. Buradayım. Annem baban neredeler? Öldü, annem sağ. Annenle birlikte oturuyorsun. Beraber oturuyoruz. Sağ. Gidiyorsun vaktine. Evde, evi şimdi. Başka bir şey de yok. Tarlada falan? Gitmiyorum. Sağlıkta gitmiyorum. Sen bir genç hanım olarak neler, ne sıkıntılar yaşıyorsun? Şu anda evde olduğum için bir sıkıntım olmuyor. Kardeşlerim var, abilerim. Öyle bir iş olarak yok şu anda. Abileri senin hayatına kısıtlama getiriyorlar mı? Getirmiyorlar, memnunum abilerimle. Hiç evet, karışmıyorlar. İstediğim gibi yaşam sadece. Kimmiş bu öğretmen olmak isteyen Karabağ'ın güzel kızı? Bu Çiçek. Çiçek köyüne güzel hizmetlerde bulunacak. Köyüne bulunmasa bile bir başka köye ya da bir başka yerde hizmet verecek değil mi? Sen bu Kadınlar Günü falan duyuyorsun değil mi televizyon? Ne düşünüyorsun? Niye kutlanıyor bu Kadınlar Günleri? Bir sevmek için, sevmek için kutlanıyor. Kimi sevmek için? Sevilmiyor mu da 364 gün sevilmiyor? Bir gün mü seviyorlar bu kadınları? İstediği zamanlarda. İstediğimiz zaman seviyoruz. Gel, gel, gel.